Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a, genel başkan yardımcılarımız ve kıymetli bakanlarımıza, bugünün asıl mimarı olan ve arkamızdaki dik duruşuyla özgüvenimizi artıran Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız Sayın Lütfiye Selva Çoba. Ve Genel Merkez'inde ordumuza göndermemizi temenni ediyorum. Oradaki Mehmetçiklerimizi Allah yar ve yardımcısı olsun diyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize, yaralılarımıza şifalar dilerken bugün bu salonu dolduran kadınlarımızın huzurunda, bugüne kadar bize destek veren, ülkemizin nüfusunu yarısından fazlası oluşturan kadınlarımıza destek veren Genel Başkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'a, liderimize şükranlarımı arz ediyor. Kongremiz hayırlı uğurlu olsun diyor. Ülkemizin birlik ve beraberliği daim kalsın diyorum değerli kardeşlerim. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Vekilime, Genel Başkan Vekilimize. Kadın dünün yükünü taşır, bugünün yükünü alır, yarının dünyasını kurar şiarıyla yılmadan gece gündüz çalışarak büyük başarıları imza atan AK Parti Kadın Kolları Genel Merkez Başkanı Sayın Lütfiye Selva Çam'ı kürsüye davet ediyorum. Çok kıymetli divan, sayın genel başkan yardımcılarım, bakanlarım, AK Parti ailesinin çok değerli mensupları, hepiniz Kütahya İl Kadın Kolları Kongremize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biliyorum, çok uzun süredir sayın genel başkan vekilimiz ve başbakanımızı bekliyorsunuz. Ben sadece size gönülden selamlarımı iletmek istiyorum. Başbakanımız intikal ettiler salonumuza. Bugün burayı dolduran AK Gençliğe, ana kademimize, kadın kollarımıza ve Kütahya'mızın her tarafını adım adım dolaşan, girmedik gönül, sıkmadık el bırakmayan kadın kollarımıza hasreten teşekkür ediyor. Hepinizi saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Değerli hemşehrilerimiz, Sayın Başbakanımızın yanı sıra kongremizi onurlandıran çok kıymetli misafirlerimiz var. Konuşmalarını yapan misafirlerimizin yanı sıra kongre salonumuzda bulunan misafirlerimizi takdim etmek istiyorum. AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Hayati Yazıcı. AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mustafa Ataş. Kalkınma Bakanımız Sayın Lütfi Elvan. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Sayın Ahmet Arslan. AK Parti Grup Başkan Vekilimiz Sayın Mustafa Elitaş. Önceki dönem Kütahya Milletvekilimiz Sayın Soner Aksoy. Önceki dönem Kütahya Milletvekilimiz Sayın Hasan Fehmi Kinay. Önceki dönem Kütahya Milletvekilimiz Sayın Hüsnü Ordu. Önceki dönem Kütahya Milletvekilimiz Sayın İsmail Hakkı Biçer. Önceki dönem Kütahya Milletvekilimiz Sayın Abdullah Erdem Can Timur. Önceki dönem Kütahya Milletvekilimiz Sayın Alaaddin Güven. Uşak AK Parti İl Başkanımız Sayın Mehmet Çakın. Eskişehir AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Sayın Özlem Yalçın. Uşak AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Sayın İlknur Ertuğrul. Genel Merkez Kadın Kolları MYK üyemiz Sayın Jülide İskenderoğlu. Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Sayın Ahmet Batur. Bütün konuklarımıza bir kez daha hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Gençler, şöyle bütün gençleri bir ayağa davet edelim. Bütün bayrakları bir görmek istiyoruz. Bütün bayrakları görebilir miyiz Kütahya?
İftitaha hazır mıyız? Vakit tamam. Anadolu'nun yiğit evladı geliyor. Siyasette sadeliğin, tevazunun, vefanın adresi olan güçlü Türkiye'nin başbakanı, başbakanımız Binali Yıldırım. Mesele memleket meselesi ise gerisi teferruattır diyen, gücünü sadece milletten alan güçlü Türkiye'nin başbakanı, başbakanımız Binali Yıldırım sizleri sevgiyle, muhabbetle selamlıyor. Gençler, harikasınız, harika. AK Parti kadın kollarımızın değerli mensupları, AK Kadınlar değerli yol arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, medeniyetlere merkez olmuş renklerle, renkleri toprakla yoğurmuş, asırlara güzellikler armağan etmiş bu güzel şehrin güzel yürekli insanları, sevgili Kütahyalı kardeşlerim, hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Kütahya'nın bütün ilçelerine, bütün köylerine selamlarımı gönderiyorum. Kadın kolları il kongremiz hayırlı uğurlu olsun. Kurulduğu günden bugüne Kütahya teşkilatımızda görev yapan bütün kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Bugün hizmet yarışına devam edecek kardeşlerimize de başarılar diliyorum. Kütahya bu kutlu yolculukta hep bizimle beraber oldu. 3 Kasım'da 2002'de bu yolculuğa çıkarken milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'la beraber oldunuz.
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın size selamını getirdim. Sevgili Kütahyalılar. Evet, AK Parti'nin ilk seçiminde 2002'de teveccüh göstererek Kütahya mecliste temsil görevini AK Parti'ye verdi. 6 milletvekili ile Kütahya AK Parti ile temsil edildi. 16 Nisan halk oylamasında %70'lere varan bir destekle Cumhurbaşkanlığı sistemine evet diyen ilimizde Kütahya'ydı. Siz büyük ve güçlü Türkiye'nin mimarlarısınız. Kütahyalı Akbacılar, siz geleceğimizin teminatısınız. O zaman soruyorum. 2019'da Kütahya yeniden tarih yazmaya var mısınız? 2009'da Ak Kadınlar yeni bir destan yazacak mıyız? 2019'un yıldızı Kütahya olacak mı? 2017 halk oylamasında %86 ile evet diyen aslan apalılar ses verin. Aslan apalılar 2019'la beraber yürümeye hazır mısınız? Altıntaş, Çavdarhisar, Emet, burada mısınız? Gediz, Hisarcık, Pazarlar, hazır mısınız? Simav, Şapane, Tavşanlı, maşallah. Domaniç, Dumlupınar, burada mı? 2019'da sandıkları doldurmaya hazır mısınız? O zaman Kütahya işi bitirmiş. Kütahya tamam diyor. Bu topraklar bir cihan devletinin kurulduğu topraklar. Bu topraklar Ertuğrul Gazi'nin at koşturduğu topraklar, Osmanlı Devleti'nin kurulduğu Domaniç, Kurtuluş'un şehitliği Dumlupınar, yanımızda olduğu sürece bizim sırtımız yere gelmez evelallah. Değerli kardeşlerim, kıymetli hanımefendiler, Kütahya kuruluş şehri, Kütahya kurtuluş şehri, Ertuğrul Gazi'nin anası Hayme Ana'nın Evliya Çelebi'nin şehri, Cihan İmparatorluğu'nun kalbidir Kütahya. 1946'da Adnan Menderes'i bağrından çıkaran İlimizdir Kütahya. Kuruluşun ve kurtuluşun şehri Kütahya 15 Temmuz'da diriliş destanını yazdı. Cumhurbaşkanımız 20 Ocak'ta burada
Zeytin Dalı operasyonunun fiilen başladığını dünyaya duyurdu. Kütahya'dan duyurdu. Bugün Zeytin Dalı'nın 43. günü. Kütahya'nın plakası da 43. Bugün de Afrin'de destanlar yazan kahraman Mehmetlerimize Kütahya'dan selamlarımızı, dualarımızı gönderiyoruz. Allah yar ve yardımcılar olsun. Bugüne kadar bu güzel ülke için, istikbalimiz için canlarını seve seve veren bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize hayırlı, sağlıklı ömürler diliyorum. Afrin şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Orada teröre karşı mücadele eden Mehmetçiğimiz, Allah yar ve yardımcıları olsun. 81 milyon vatandaşımızın yaşlısıyla, genciyle, büyüğüyle, küçüğüyle bir millet onların arkasındadır. Hayme ananın torunları dualarıyla yanınızdadır. Kütahyalı hanım kardeşlerim, Kilisli, Antepli, Karadenizli, Egeli, Güneydoğulu hanım kardeşlerim Mehmetçiğimizin arkasındadır. Orada, o topraklarda bir terörist dahi kalmayıncaya kadar bu mücadele, bu şanlı mücadele devam edecek. Değerli kardeşlerim, tarih boyunca nice tuzaklar, nice desiseler görmüş, hepsinin de üstesinden gelmiş asil bir milletin evlatlarıyız. Bugün bizi 3-5 terör örgütüyle tehdit edeceklerini, terbiye edeceklerini düşünenler varsa çok yanılırlar. Darbe girişimleri, ekonomik krizler, eli kanlı terörist gruplar geçmişte işinize yaramış olabilir. Ama bugün bu hesap bu çarşıya uymaz. Bu hesap Kütahya'ya hiç uymaz. Bugün artık ekonomimiz Allah'a şükür güçlü. Dimdik ayaktayız. Harcadığımız mesai, döktüğümüz akıl teri, alın teri, üretim olarak, istihdam olarak, ihracat olarak geriye dönüyor. Türkiye 2017 üçüncü çeyreğinde %11 üzerinde büyüme gösterdi ve dünyada bir numara oldu. Türkiye'ye de birincilik yakışır. Öyle değil mi Kütahya? Sanayi üretimimiz günden güne artıyor. Geçen yıl 1.400.000 vatandaşımıza iş bulduk. İnşallah bu yıl daha iyi olacak. Büyüme rakamları, ihracat rakamları artarak devam ediyor. 2017 yılında toplam ihracatımız 159 milyara ulaştı. Peki Türkiye'nin 2002'de AK Parti iktidarından önce ihracatı neydi? Sadece 36 milyar dolar. 36 milyardan 159 milyara çıkan bir Türkiye'den bahsediyoruz. Kütahya'da boş durmadı. Bu sürede Kütahya'nın ihracatı da arttı. 43 milyondan 217 milyona çıktı. Daha da artacak.
genç, dinamik nüfusumuzla, girişken kadınlarımızla, Hayme Ana'nın torunlarıyla daha büyük işleri inşallah başaracağız. Gençler, gençler, bir dakika bir düzeltme yapalım. Yolların kralı olmaz, yolların kuralı olur. İlla bir şey diyecekseniz yolların mimarı diyebilirsiniz. AK Parti siyasetinin 16 yıldır göz bebeği, gizli kahramanları ak kadınlarımızdır. Bugün AK Parti'nin kadın üye sayısı 4,5 milyonu bulmuştur. Kütahya'da 216 bin, Kütahya'da 216 bin kadın seçmen var. Erkeklerin, erkek seçmenlerin sayısından daha fazla. Bunu biliyor muydunuz? Yani Kütahya'daki başarının arkasında ak kadınlar var. 28 bin AK Parti kadın üyemiz var Kütahya'da. Şimdi artık zaman bu sayıyı iki katına çıkarma zamanıdır. Bu işi goleyce halledeceksiniz galip. Söz mü? Kütahya'ya da bu yakışır. Hayme Ana'nın torunlarına da bu yakışır. Evet, evet. AK Parti iktidarıyla bugün kadınlarımız toplumun her kesiminde daha fazla söz sahibi oluyor. Bugün Türkiye'de 40 tane kadın belediye başkanımız var. Devlette çalışanların %40'ı, hakim savcıların %43'ü, üniversitede görev yapan hocaların, akademisyenlerin yarısı kadınlarımızdan oluşuyor. Öğretmenlerimizin %65'i kadınlardan oluşuyor. Kadınlar adım adım iktidarı ele alıyor. Şu anda ülkemizdeki dev şirketlerin birçoğunu kadınlarımız yönetiyor. Kadınlarımıza yaptığımız yatırım kat be kat fazlasıyla geri geliyor. Cephedeki Mehmetçikler de sizin evlatlarınız. Onlarla gurur duyuyoruz. Eyvallah. Ümit verici bu gelişmeler bizi daha da gururlandırıyor. Çünkü bizim işimiz hizmet, gücümüz millet. Gücümüz işte bu yiğit ak kadınlarımız, ak gençlerimiz. Sizlerle gurur duyuyoruz. Biz 15 yıldır slogan atmıyoruz, iş yapıyoruz, kavga etmiyoruz, eser üretiyoruz. 16 yılda şehirlerimizi
adeta yeni baştan imar ettik. Belirli bölgelere değil, bir uçtan bir uca Türkiye'nin her tarafını yatırımlarla, hizmetlerle donattık. Bakın Haymana ne diyor? Bu dünya oturma yeri değildir. Yapacağın iyi ve doğru işlerle insanların hizmetinde bulunursan güzel övünçler senin olur. Biz de Haymana'nın öğüdünü tuttuk, güzel işler yaptık, milletimizin dediği işleri yaptık. İşte bugünlere geldik. AK Parti ruhu budur. İnançla, kararlılıkla, gece demeden, gündüz demeden çalışıyoruz. Değerli kardeşlerim, Kütahya'ya 16 yılda 12 milyar yatırım yaptık. Helali hoş olsun. Çalışkan, azimli Kütahya 2017'de 217 milyon dolar ihracat yaptı. Sadece Ocak ayında 18 milyon dolarla geçen yıla göre ihracatını %15 arttırdı. Çünkü Kütahya durmuyor. Kütahya üretmeye, ihraç etmeye devam ediyor. Kütahya'nın çinileri dünyayı süslüyor, dünyaya açılıyor. Modern hastaneleriyle, okullarıyla, spor tesisleriyle Kütahya büyüyor, gelişiyor. Kütahya üniversitesiyle, yollarıyla, üretimiyle günden güne fark ediliyor. Evet, yol demişken ulaştırma yatırımlarından da bahsetmezsek olmaz. 2003'te Kütahya'da ne kadar bölünmüş yol vardı biliyor musunuz? Kaç? İn aşağı in. 10 kilometre, 10 sadece 10 kilometre. Şimdi ne kadar var? 310 kilometre. Bugün benim Kütahyalı kardeşlerim Bursa'ya, Eskişehir'e, Afyon'a, Bilecik'e, Uşak'a bölünmüş yollarla seyahat ediyorlar. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yolları böldük, milleti birleştirdik. Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz. Bunu herkes böyle biz. Sadece karayolunda değil, hava yolunda da Kütahya ön sıralarda. Biliyorsunuz. Amenna. Allah bizden yana. 2012'de Zafer Havaalanı'nı açtık mı? Şehitler Diyarı Altıntaş Ovası'nda bugün havaalanımız var. Baktım yolcu sayısı da artıyor. 5 yılda 3000'den 103.000'e çıkmış. Daha da artacak. Kütahya'ya doğal gazı getirdik. Bu yılda Simav ve Hisarcı'ya doğal gaz vereceğiz. Yeter mi? Yetmez.
Şimdi Kütahya'ya hızlı tren de geliyor. Hayırlı uğurlu olsun. Eskişehir'den Afyon'a, İsparta Burdur'a kadar bu tren yolu devam edecek. Çok yakın zamanda 600 yataklı hastanemizi de hizmete açacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Organize sanayi bölgesinde başladığımız çalışmalar tamamlandığında burada çalışan sayısı 12 binden 30 bine çıkacak. Gençlerimize, kadınlarımıza iş, aş temin edeceğiz. Evet, değerli kardeşlerim, kadın, engelli gençlere ilave iş sağlayan işverenlere prim desteği vereceğiz. Kadınlarımızın çalışma hayatına daha fazla katılması için gündüz kreş, bakım evlerini kadın işverenlerden, yaptıranlardan vergi almayacağız. Değerli kardeşlerim, AK Parti olarak Türkiye'nin davasına sahip çıkan tek partiyiz. Türkiye'nin gücüne 15 yıldır güç katıyoruz. AK Parti milli iradenin temsilcisidir. AK Parti Türkiye'nin partisidir. Türkiye AK Parti ile güçlendi, AK Parti ile büyüdü. 15 yıldır Türkiye'nin bütün insanlarıyla biz sizlerle gurur duyuyoruz. Balıköy, Balıköy, sizlerle gurur duyuyoruz. 16 yıldır bu ülkenin insanlarıyla devrim niteliğinde işler yaptık. 2002'ye kadar millete efendi olmak isteyenler bu ülkeyi yönettiler. Ama şimdi millete efendilik yapmak değil, millete hizmet zamanıdır dedik. 15 yıldır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde birer birer dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere dönüştürerek geliyoruz. Özellikle de kadınlarımızın daha fazla siyasette yer alması için, daha etkin hale gelmesi için her türlü imkanı seferber ettik. Kız çocuklarımızın okullaşma oranını %42'den 82'ye çıkardık. Yüksek öğretimde, üniversitede eğitim alan kız çocuklarımızın oranı %12'den %44'e çıktı. Bunu görmeyen birileri var mı? Elbette var. Başta ana muhalefet partisi, onun başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ne diyor? Ne diyor? 20 Şubat'ta grup toplantısında diyor ki, biz iktidara gelirsek kız çocuklarını okula gönderen ailelere destek vereceğiz. Uyan da balığa gidelim. 15 yıldır AK Parti bu desteği veriyor zaten kardeşim. Söyleyeceksen yeni bir şey söyle. Yapılanı söyleme. Memleketin işlerinden bir haber. Yollarda yürüyorlar. Biraz da millete ne iş yapıyoruz? Ne hizmet ediyoruz? Hangi destekler yapıyoruz? Hangi projeler yapılıyor? Buna kafa yorun. Şimdi bir de çıkmış şehitlerimiz geliyor. Cenazeleri oluyor.
bayrak asalım. Sen bayrağını cebine koyup Hakkari'ye girerken biz bayrağımız göğsümüzde, kalbimizde ve ofisimizde Türkiye'nin her yerinde bayrağımızı dalgalandırıyorduk. Tabii ki güzel bir şey. Bu noktaya gelmiş olması da Türkiye adına büyük bir kazanımdır. Bayrağımız bizim canımız. Rengi bizim kanımız. Hilali bağımsızlığımızın sembolü. Yıldızları her bir şehidimizin birer nişanesidir. AK Parti'ye çamur siyaseti de, tembellik siyaseti de AK Parti ile son buldu. Artık yan gelip yatarak her seçimden yenilgiyle çıktığı halde zafer nidaları atarak muhalefet yapanların miadı doldu. İnşallah Cumhurbaşkanlığı sistemiyle milletin halini, memleketin geldiği yeri bilmeden boş boş konuşanlar, atanlar, tutanlar tarihe teslim olacak. Çamur siyasetle yapanlar siyaset sahnesinden silinecek. Dün halk oylamasında hayırda bir olalım diyenler bugün milli duruş, yerli duruş sergileyenlere ateş püskürüyor. Biz onların derdini biliyoruz. Onlar geleceklerini gördüler. Kaybedeceklerini şimdiden anladılar. Onun telaşını yaşıyorlar. Kongrelerimizin şu heyecanı, salondaki şu coşku onların uykularını kaçırıyor. Anladılar ki 2019 yenilgisi daha şimdiden kapılarını çalıyor. Hizmette kusur etmediğimiz için bu konuda söz bulamayanlar Cumhur İttifakı'na sataşıyorlar. Bu aciz siyaset karşısında söylenecek tek bir şey var. Biz onları kendi haline bırakıp işimize bakalım. Ak kadınlar, değerli yol arkadaşlarım. Değerli kardeşlerim, 2019 için, 2023 için durmak yok. Durmak yok. Kalkınmaya, dev projelere devam mı? 2019'a hazır mı Kütahya? Çocuklar için hazır mıyız? Gençler için hazır mıyız? Yeni ufuklar için, yeni hizmetler için var mıyız? Hanımlar hazır mıyız? Gençler hazır mıyız? Ana kademe hazır mıyız? Ak kadrolar hazır mıyız? Maşallah. Coşkun, heyecanın, hizmet aşkın, dava arkadaşlığın için sağ ol, var ol Kütahya. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Kongremiz hayırlara vesile olsun diyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Sayın Başbakanımıza konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Kadın Kolları Başkanımız Sayın Ceyda Çetin Erenleri sahneye davet ediyoruz. Değerli hemşehrilerimiz, Kadın Kolları Başkanımızın bugünün anısına Sayın Başbakanımıza bir hediye takdimi olacaktır. İl Başkanımız Sayın Ali Çetinbaşı da sahneye davet ediyoruz. İl Milletvekillerimizi
ve Gençlik Kolları Başkanımızı da sahneye davet ediyoruz. Teşekkürler Kütahya. İşte Kütahya. İşte başta Kütahya'mız olmak üzere bütün ülkemizi aydınlık yarınlara götürecek olan ak kadrolarımız. Kütahya ilçe kadın kolları başkanlarımızı da sahneye davet ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Yönetimimize çok teşekkür ediyoruz. Dal Hemşehrilerimiz çok teşekkür ediyoruz göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı. Gününüz aydın olsun, geleceğiniz umutla dolsun. En güzel yarınlar sizlerin olsun. Allah'a emanet olun, kalın sağlıcakla.